İdeal Koyun Konsantre Küçük Baş Saati'ni sunar. Ahmet Yavuz da beraberiz. Bu haftaki arkadaşlar konumuz küçük başta parazit ve parazitler mücadele. Neler yapılabilir ya da hayvanlarınıza daha fazla parazit gelmemesi için ne gibi uygulamalar ya da koruyacak kimlikler yapılabilir. İşte bunların içinde neler var? Kelebekler var, işte ishal sebepleri var, deli baş dediğimiz rahatsızlıklar var. Şimdi sevgili arkadaşlar, birazdan telefon numaralarımızı yazacak kanalın. Oradan bu konuyla alakalı sorularınız varsa şayet WhatsApp'tan önümden görebiliyorum, kanala yazabilirsiniz. Hocam parazitin tanımını yaparken ben buradan bazen gruplarda, bazı gruplarda paylaşımlarda bulunacağım. Oradan da yazarsanız da ben sizi burada kendi önümdeki ekrandan da ne sormak istiyorsunuz onları görebiliyorum. Benim telefon numaralarım varsa da arkadaşlar da onlar da bana mesaj olarak yazabilirler. Ben de değerli hocama sizin sorularınızı sorarım. İsterseniz şöyle yapalım arkadaşlar. Parazitle alakalı sorularınızı öncelik tanıyacağım. Hocama soracağım. Daha farklı sorularınız varsa şayet de onları da artık biliyorsunuz bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından döndükten sonraki son 10 dakika, son 15 dakikada da o tarz sorularınıza cevap vereceğim. Dediğim gibi bu hafta küçük başta paraziti inceleyeceğiz. Parazit bize maddi ne kadar kaybı olabiliyor ya da biz bu parazitlerden kurtulduğumuzda iyi kötü ne gibi bir kazançlarımız oluyor. Onları da tartışacağız. Değerli konuma dönüp soruyorum. Ahmet Hocam, öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şimdi parazit nedir? Çeşitleri aslında saymakla çok yapmayalım, onu da aslında yüzeysel anlamda. Parazit nedir? Etkileri nelerdir? Maddi, manevi, koyunsal anlamda bunun öyle genel bir tanımını yapıp daha sonra da sorulara başlarsak güzel olacak diye düşünüyorum. Kemal Bey, öncelikle nazik davetiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. İzleyicilerle bizleri bir araya getiriyorsunuz ve güzide bilgilerimizi de paylaşma fırsatı buluyoruz. Şimdi parazit dediğimiz hadise aslında yaşamak için bir başka canlıya ihtiyaç duyan canlılardır. Bunları hani çok detaylıca ayrıştırmaya gerek yok. Bizim için aslında iki sınıfta toplasak yeterli olur. Bu iç parazit ve dış parazit şeklinde. İç parazit dediğimiz hayvanların iç organlarında bulunan, işte akciğerdeki kurtlar olsun, bağırsaklarındaki kurtlar veya şeritler olsun, midesindeki parazitler olsun. Bunları iç parazit olarak değerlendiririz. Dış parazit ise deride daha çok, derinin yüzeyinde veya derinin içine tünel kazarak geçmiş olan bir takım uyuz etkenleri de olabiliyor. Burada bulunan parazitleri de dış parazit sınıfında değerlendirebiliriz. Şimdi parazit mevzusu maalesef ki ciddi anlamda başımızın belası, evet, ve hayvancılığın da kanayan yarası. Aslında parazitle mücadele gerçekten çok ciddiye alınması gereken ve bizim ekonomik kaybımızın da ciddi bir bölümünü aslında önleyecek olan bir durum. Ben hani şeyden başlamak isterim. Kuzularda ilk etapta parazitle ilgili mücadelelerde. Örneğin kuzuların böyle bir hafta, 10 günlük, işte 20 günlük, bir aylık yaşa ulaştığında bir ishal şikayeti başlar. Bunlar genelde işte bakteriyel de olabilir ama birçok işletmede gördüğümüz kripto ishali dediğimiz kriptosporidium diye bir protozoondur bu. Parazit sınıfında değerlendirilir. Bunun ishalidir, bunun sebep olduğu bir ishaldir. Ve kuzuyu inanılmaz derecede geriletir. Yani yanık kalmış dediğimiz kuzu
tabiri vardır. Aynen o şekilde kuzuda müthiş bir gelişim geriliği yapar. Dolayısıyla bu kuzu size ne beside randıman verir, ne damızlıkta randıman verir. Hani doğruyu söylemek gerekirse çok da bir işimize yaramaz. Ortakçınız gibi bir şey zaten. Artı o ishali tedavi etmek için de işte siz bir ishal tozu içirirsiniz, bir ishal iğnesi vurursunuz, bir ishal şurubu denersiniz. Denemediğiniz şey kalmaz ta ki onun kendi parazit ilacını denk gelip de kullanana kadar ya da daha önceki yıllardan tecrübe etmemişseniz birçok. Çünkü ilk hani piyasada bulunan Kriptosporidium'a karşı mücadelede kullanılacak ilaçların fiyatı da yüksek olduğu için ilk etapta onlar denenmez. Daha ucuz yollu mücadeleler tercih edilir. Hani burada tabii ki de doğru olan aslında işte bu ishal test kitleri vardır. Onlardan işte bir tane kitin maliyeti bugün işte 400 lira, 500 lira, 600 lira her neyse bu masraf edilip oradaki ishalin neden kaynaklandığını tespit edip ona göre mücadele etmektir ve kripto birçoğunda çıkacaktır. Bu sefer de işte hiç o ishal tozlarına, ishal iğnelerine vesaireye gerek kalmadan belki tek bir ilaçla kolay bir şekilde mücadelenizi edeceksiniz. Ha bu size ne kazandıracak? Yani oradaki sadece ilaçtan mı kâr edeceksiniz? Hayır. O yavrunun gelişim geriliğini de engellemiş olacaksınız. Peki hocam o ilaç bildiğimiz içtiş parazit ilaçlarıyla aynı etken maddeye mi sahip? Değil. Farklı. Değil. O Kriptosporidium bambaşka bir protozoon olarak sınıflandırılır zaten. O da parazit başlığı altında değerlendirilir. Çünkü yetiştirici şimdi parazitten bahsederken hep klasik tabii. Yani ivermektin etken maddeli ilaçlar kafalarına geldiği için hani kriptoda parazit dedik hani, oraya algılamasınlar diye sordum. Genelde şu anda o zaten kripto ishali için kullanacağınız ürünler şurup ve toz şeklindedir. Öyle injectable ürünlerle falan kripto ishalini çözemezsiniz, tedavi edemezsiniz. O yüzden artı fiyatı da hiç de öyle ucuz değildir. İşte kilogram bazında tozları satılır veya işte 400-500 mililitrelik ilaçları satılır şurup şeklinde. Hani bunların da rakamları ciddi anlamda böyle işte 750 lira, 1000 lira, 1500 lira gibi fiyatlarla bunlar satılır. O yüzden hani ilk etapta insanlar o harcamayı yapmak istemezler. Ama o esnada işte birkaç kuzu belki ölür. Bir 5-10 tane kuzuda ciddi bir gelişim geriliği yaşanır. Bununla mücadele sadece o ilaç mıdır derseniz aslında sadece o ilaç tedavi içindir. Bizim korunmamız için altlığın çok düzgün bir şekilde temizlenmiş olması gerekir. Kuru olması lazım. Bizim baktığımız kuzular kuru saman üzerinde yatacak. Yani tabii ki de bunun üzerine hayvan dışkısını da yapacak, idrarını da yapacak ama biz onun üstüne sürekli yenilerini sereceğiz. İmkanımız varsa altta kalanı temizleyip de sereceğiz. Ama bu imkanımız yoksa sürekli üstüne yeni katmanları koyarak kuru ve temiz bir altlık sağlayacağız ki hani hem o ishal etkeni olabilir. Bir tane hayvan o parazite hastalığa yakalanmıştır. Dışkısıyla bunun yumurtalarını etrafa saçabilir. Bunun yayılımını önlemek için altlı hızlı bir şekilde hatta mümkünse sürüden önce bir ayırıp karantina bölgesinde bakıp. Ama tabii bu sefer de şu gibi şöyle zorluklar olacak. Ben hani bireysel besleme gibi bir şey birçok işletmemizde yok. Özellikle köylerdeki aile işletmelerinde böyle bir şey yok. Sürü anaçlar orada, kuzular burada. İşte yayılımdan geldim bir araya gelir. Emer vesaire. Dolayısıyla hani ben onun annesini bulup geleyim de ötekinin yanına salayım vesaire gibi durumlar. Yani sürüden izole etme işlemi sahada çok uygulanabilir değil. Ha, teşekküllü bir çiftlik bir altyapısı ona müsaittir. O zaman tabii ki de bu tarz bulaşıcı hastalığa sahip hayvanları ayırmak en doğru çözümdür. Ama bunu yapamıyorsak bulaşıcı da olduğu kadarıyla. Tabii yani dışkı saçıldıkça diğer hayvanlara da bulaşacak. Bağışıklık burada çok büyük etkendir. O yüzden hayvanlarımızın bağışıklık sistemini
güçlü tutacağız. Bunları olumsuz etkileyecek durumlar varsa onları bertaraf edeceğiz. Yani bir parazit mücadelesi aslında sadece bir iğne, sadece bir ilaç, sadece sırtına dökülecek bir ilaç değil. Ya da işte ağzından içirilecek tek bir toz değil. Bağışıklık sistemi güçlüyse hayvan keza o parazitle de çok güzel mücadele edebiliyor aslında. Hocam, Ömür Seven kardeşim bizi izliyor. Ona buradan selam olsun. Hasan Gül abi muhteşem bir Akkaraman Kangal yetiştiricisi, evet. Kendisi. Gittiğim çiftliğine gittiğimizde de memleketinde çok güzel ağırladı bizi, sağ olsun. Ona da buradan selam. Yahya Demirkol abim bizi izlemekte. Ferhat kardeşim var benim. Kemal kardeşim demiş. Şu an denizin ortasında bile sizleri takip ediyoruz demiş. Kardeşim sana iyi görevler olsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Özetliyorsun kendini bu arada. Şimdi hocam, parazitler mücadele ederken kırklar elinden bir tane yetiştiricimiz demiş ki kıvırcı kırk hayvan bakıyorum. Yılın ortalama 11 ayı meraya çıkıyor. Nasıl bir iç dış parazit prosedürü, yani uygulaması yapılmalıdır demiş ama bunu bir prosedür olarak, yani atıyorum meradan yüksek faydalanan, çünkü malum biliyorsunuz hani bu delibaş ve parazitler hastalıkların büyük bir çoğunun köpekten geldiği, gillerden olduğu söylenir. Tamam, siz belki anlık çiftliğinizde ve sürünüzde bulunan köpekleri gerekli parazitler ilaçlamaları yapıyorsunuz ama çakala, kurda, tilkiye vesaire hani hükmedemediğimiz için, kontrol olamadığı için bunlar da doğada gezen hayvanlar. Merayı steril hale getiremiyorsunuz. Yani aynen öyle bir şey. Nasıl bir protokol uygulanmalı hocam? Yani burada tabii ki de bir tarama çok önemli. Yani şüphelendiğiniz hayvanlardan dışkı muayenesi veya hani sağlık protokolünü oluştururken tek bir noktaya bakarak bir protokol oluşturmak doğru değil. Şöyle ki, şimdi deli baştan yola çıkacağım. Bir tane hayvanımız var, işte kendi etrafında dönmeye başladı ya da hafif yalpalıyor, böyle bir işte dönecek dönemiyor falan. Bu durumda gördüğümüz hayvanda bu durumu oluşturabilecek etkenleri bir gözümüzden geçirelim. Neler olabilir diye. İşte listeriye olabilir. Ben bu hayvana turşu gillerden bir şey veriyor muyum? Silaj veriyor muyum? Pancar veriyor muyum? Veya herhangi bir toksinli bir ürün veriyor muyum? Toksinli bir şeyler veriyor muyum? Bunları bir gözden geçirmem lazım ki hocam, sözünüzü kesiyorum. Bunları bertaraf çok özür dilerim. Sonra şimdi buyurun. Hocam burada listeriyle alakalı örnek verirken arkadaşlar, sadece bunun birkaç tane temel yapıya bağlamayın. Örnek veriyorum, işte bunu sadece slice yapar, bunu sadece işte küspe grupları yapar diye algılamayın. Yani elinizde bulunan maddenin toksinleşmesi, yani bu ne olursa olsun, bazen hani böyle kıyamazsınız, ekmekte verirsiniz ya, ya da hani şehir içinde koyun güdenler için söyleyeyim ben, bazen pazar veya köy içinde olur. Pazar şeyinde hani böyle ekmek atarlar çöplere, ondan koyunun yemesi de listeriye tetikler. Yani bunu birkaç şeye bağlamayın. Burada. Şöyle bir şeydir, oradaki belki iki dilim ekmeğin üstünde bulunan küf o aynen hayvanda sıkıntı yapmayabilir ama o birikmeye başlar vücutta. Tabii. Bugün iki dilim, yarın iki dilim, öbür gün iki dilim derken artık vücut onu tolere edemeyecek seviyeye gelir. Bu da hastalık tablosunun tabii oluşmasına sebep olur. Dolayısıyla çünkü, evet, doğru. Hani şimdi hani soru, gelen soruya da cevap vermek adına, bunları bertaraf ettiysem ben, böyle, yani işte küflü bir şeyler yedirmiyorum, silajım çok kaliteli, orada bir problem yaşamıyorum vesaire, o zaman tabii ki de delibaş dediğimiz hastalıktan muzdarip olduğunu düşünüp buna yönelik tedaviye geçebiliriz ancak. Hani çünkü delibaştan koruma şansımız koyunlarımızı veya kuzularımızı maalesef ki yok. Çünkü kullanacağımız ilaçlar parazit ilaçları, hapı yutturduğumuzda o an için bir etkisi var. İşte bunu 2 ay korur diyebileceğimiz bir şey yok. Çünkü o ilacın bir yarılanma ömrü var, vücuttan atılma süreci var. Ya da oradaki parazitin tekrar ölürken larva bırakıp tekrar canlanması var gibi. İşte bunlara da dikkat etmek lazım. O yüzden sürümüzü iyi tanıyacağız. Süründe aksaklıkları iyi bileceğiz. Hani zayıf noktalarımızı iyi bileceğiz. Evet, ben silaj kullanıyorum. Silajımda bir sıkıntı var veya yok. Buradaki handikapı iyi bileceğiz. Ama meraya çıkan hayvanlarda bir kere bizim için bahar çok önemli. Havaların ısınması demek, dışarıdaki bitkilerin olduğu kadar parazitlerin de canlanması demek. Birinci önlem, çiğ kalkmadan biz bu hayvanı meraya çıkarmayacağız. Çiğin kalkmasını bekleyeceğiz.
Bazen böyle bakıyorum çok hevesli, çok istekli hayvancılığa böyle çok fazla deneyim sahibi olmadan giren arkadaşlarımız işte benim hayvanım daha çok beslensin, ben daha çok hayvanımı merada tutayım çabasıyla sabah erken saatlerde meraya çıkartabiliyor. Ama çiğ kalkmadan siz koyununuzu veya keçinizi, sürünüzü meraya çıkardığınızda işte parazit için orada ciddi bir handikap yapmış olursunuz. Çünkü kum kelebeği dediğimiz bir parazit vardır. Karaciğer ve safra kanallarını tıkar. Bu ölüme kadar götürür. Bu parazit özellikle hani ara konakları vardır. Önce başka hayvanlara bulaşır. En son koyuna veya keçiye bulaşır. Sümüklü böcekten karıncaya geçer ve karıncanın çene kaslarını felç eder. Ta ki güneş doğana kadar. Güneş doğup ısınmaya başladı mı o felç çözülür ve karıncalar hareket etmeye başlar. Şimdi karınca geceden çıkıyor, bitkinin tepesinde çenesi felç bir şekilde bekliyor otun tepesinde. Koyunumuz geliyor sabah çiğ kalkmadan o otu yediğinde o karıncayı da yiyor. Ve bu sayede paraziti de bünyesine almış oluyor. O yüzden çiğ kalktıktan sonra meraya çıkarsa en azından o karınca oradan inecek, yuvasına gidecek vesaire, tohum taşıyacak, işte o görevini yapacak. Ama o paraziti bulaştırma riski ortadan kalkmış olacak. Hocam şunu diyebilir miyiz? Mesela ben bazen bunu söylüyorum çoğu yetiştiricilere. Şimdi kendi çiftliğinizi resetlemek anlamını atıyorum. İlk bir, hani bize şimdi arkadaşlar veya yetiştiriciler büyük bir çoğunlukla koyunları kırkımdan kırkıma ya da 6-7 ayda bir parazit uygulaması yapıyorlar. Yani böyle çok Yani alışkın, orada yani hiç parazitten biraz daha bahsedeyim. Yani sıklaştırmak ben lazım. şöyle bir şey söylüyorum. Mesela yabancı yerden bir koyun aldınız. X bir koyun. Bilmiyorsunuz adam uygulamış mı uygulamış. Bir yıl boyunca 3 ayda bir rapelli. Tabii. Birinci yılın sonunda yani bir yıl artık koyunları sen doldurduktan sonra gene 3 ayda bir ama tek sefer. Yani bu mantıklı mı? Ya tabii ki de benim Çünkü yani de sıfırladıktan sonra 3 ayda benim bir de 3 ayda bir tavsiye yapmak. edeceğim metot budur zaten. Yılda 4 kez ilaçlama yapılmalı. Ya, bu ilaçlamayı yaparken de işte siz rapelli diyerek hızlı bir şekilde teknik tabir kullanarak geçtiniz. Artık koronadan da insanların alışkın olduğu hatırlatma dozu diyelim biz ona. Bu ne işe yarar? Siz bugün işte ilacı uyguladınız, hayvanın üzerindeki mevcut paraziti döktünüz, ilacın etkisi geçti ama o parazitin bıraktığı yumurta hala hayvanın içinde duruyor. Bağırsağında, midesinde veya işte dış parazisi derisinin yüzeyinde o yumurtalardan çıkacak paraziti de sizin öldürmeniz gerekir. Ama bunu da yumurtlamadan öldürmeniz gerekir. Yani o zinciri kırmazsanız hani ben 2 kere yaptım ama kaç gün arayla yaptım? Değil Buradaki hedef türü bilirseniz, hani ben neyle mücadele ediyorum? Ben pireyle mi mücadele ediyorum? Ben işte keneyle mi mücadele ediyorum? Ben bağırsaktaki kurtla mı mücadele Bitkileriyle ediyorum? mi? Şeritle mi mücadele ediyorum? Karaciğerdeki kelebekle mi mücadele ediyorum? Akciğerdeki kurtlarla mı mücadele ediyorum? Hani bunu en azından bilebilirsek, buradaki kullanacağımız ürün de önemli. Ürünün vücuttan atılması, metabolize olması vesaire. Hani buradaki en önemli espri şudur. Ben anaç paraziti öldürdüm. Ama benim kullandığım ilaç arkasındaki yumurtaya hiçbir şekilde etkilemiyor. O parazit o yumurtadan çıkıp tekrar yumurta bırakmadan öldürmem lazım ki döngü kırılsın. Doğru. Çünkü o yumurta bıraktıktan sonra öldürürse oradan yumurtadan gene parazit çıkacak. Bu sefer Mevcut duracak. onu yumurtlamadan öldürmem gerekecek. O yüzden buradaki birinci dikkat edilmesi gereken konu bir uygulama yapıyorsanız sürünün tamamını yapın. Birbiriyle temas halinde olan hayvanların tamamına aynı anda ilaçlama yapın. Hani bu tabii ki de işte sürün çoktur. Bir günde yetiştiremeye de bilirsin. Elemanın, ekipmanın vesaire buna müsait değildir. Bir günde yetiştiremeyebilirsin. Ama birkaç gün içinde bütün sürünün ilaçlanmış olması gerekir. Buyurun, bir Güzel soru da sorular gelecek var galiba. da Tabii. atlamadan hazır konuyla alakalı olduğu zaman bir Antalya'dan Mustafa Küçük Ateş abimin sorusu var. Burada Gülham abim var. Ona buradan çok selam Çorum'dan. Mustafa Sevinç nöbetteymiş Kütahya'da bizi seyrediyor.
başkanların başkanı Abdullah Başkan'ı da biz seyrediyoruz. Abdullah Altan Konya'dan. Gökhan Kürşat, Filios abim yurt dışından. Nevruz abim bizi seyreder. Muharrem Akpınar. Lestospira ile ilgili hastalığı ile ilgili bilgi verebilir misin demiş Muammer Akpınar. İkinci soru şu hocam. Buyurun. Nevruz abim sormuş bunu. Şurup mu hap mı diye sormuşlar. Ben etken madde diye biliyorum ama. Ya tabii oradaki form çok önemli değil. Formun hani hap da sonuçta işte mideye gidecek, şurup haline dönecek. Şurup da mideye gidecek veya bağırsaklara gidecek. Şurup haline dönecek. Ama buradaki önemli olan onun içindeki etken madde bir. İkincisi de uygulayacağınız doz. Doğru. Yani uygulayacağın miktar. Şimdi 75 kiloluk koyuna içireceğin şurup veya hapın miktarıyla 45 kilo koyuna içireceğin şurup veya hapın miktarı aynı değil. Evet. Bu genelde göz ardı edilir. İşte hocam ben ayarlanır, evet, ikişer tane hap yutturdum. İşte birer pompa şurup ağızlarına sıktım gibi. Hani burada eğer ki siz sürünüzdeki en büyük koyunu baz alarak yapıyorsanız size sadece bir ekonomik zararı olur. Nedir? Evet. İşte atıyorum bir şişe ilaçla bütün sürüyü ilaçlayabilecekken iki şişe kullanmanız gerekebilir. Evet. Ama küçüğe göre baz alırsanız ya da ortalamaya göre baz alırsanız bu sefer de kilosu fazla olan hayvanların ilaçlaması yeterli gelmeyecektir. Ve bu sefer ne olacak? Az önceki bahsettiğimiz döngü kırılamayacak. Evet. Yumurtadan çıkmaya devam edecek. O parazit tam ölmeyecek. Bu sefer sıklaştırmaya başlayacaksınız. Daha fazla maddi kayıp gibi olacak. Ya da önüne geçemeyeceksiniz. O yüzden vuruyorum iyileşmiyor gibi bir şey olacak yani bu. Uygulanabilir olması adına söylüyorum. Sonuçta tek tek koyunlarınızı tartın, kilosunu tespit et. Mesela artık yetiştiricilerimizin hepsinin gözü bir kantar. Aynen. Adam baktığında 3 aşağı 5 yukarı işte koyunu 60 kilo mu 50 kilo mu? Hani artı eksi belki 3-5 kiloyla isabetli tahminlerde bulunabiliyorlar. Dolayısıyla hani bir hayvanın kalıbına göre, kilosuna göre kullanacakları ilacın dozunu iyi ayarlasınlar. Yani bunu hizmeti mümkünse bir veteriner hekimden almaları daha doğru olur. Eğer ki bu imkan yoksa aldığı ilacın üzerine okusun. Orada işte kaç kilogram canlı ağırlığa ne kadar ilaç vereceği de yazıyor. Evet. En azından onu uygulasın. Doğru. Hocam Mustafa Küçük Ateş, pardon özür dilerim. Leptospira. Yani öyle yapmış ama doğru. Evet, Leptospira. Bu bir özellikle evet, sarılıkla seyreden bir hastalıktır. Kene ile alakalı mı? Kene de bulaştırabilir. Ama en çok bizim kaynağımız faredir burada. Evet. Kene de bulaştırabilir. Fareyle mücadeleyi yaparsak leptospirayla da önemli bir mücadele yapmış oluruz. Doğrudan koyuna yönelik bir leptospira aşımız olmasa da sığırlar için kullandığımız aşı kısmen koruma sağlıyor. Ama zamanında yapmak kaydıyla. Tabii ki de hasta olmuş, yani hastalığın yaygınlaştığı bir sürüde o aşıdan çok fazla medet ummak doğru değil. Burada dediğim gibi eğer ki sürünüzde bir leptospira varsa öncelikle kemirgen mücadelesini çok iyi yapın. Çünkü ahırlarımızda maalesef ki fare popülasyonu fazla. Yemden dolayı çok ciddi. Aynen. Yani yem depolamadan dolayı. Saklanma ve üreme alanları çok fazla. Tabii yani siz yeminizi çok iyi ambalajlarda da saklasanız hayvanın önüne döktüğünüzde zaten orada hem koyununuz besleniyor hem fare besleniyor. Onun için bol miktarda istasyonlarla koyunların ulaşamayacağı veya işte diğer çiftliğinizde bulunan diğer hayvanların ulaşamayacağı şekilde ilaçlamaları fare için yaparsanız leptospirada önemli ölçüde başarılı olursunuz. Ama hani leptospiranın yanında işte keneyle bulaşan ciddi anlamda kan parazitleri de vardır. Babezya gibi, Tayleria gibi. Bunlarla mücadelede de işte hem tedaviye yönelik bir şeyler yapacaksınız hem de o hayvanların o kenelerden arınmasını sağlayacaksınız. Bunu tabii ki de tür teşhisi yaptırmak en doğrusu.
Eğer ki yapabiliyorsanız o hayvanın işte kulağından, bacak arasından böyle birkaç tane yetişkin veya daha küçük yavru şeklinde olanlarını veya işte erkek... Biraz da şüphelendiğiniz hani gibi. Şöyle bir şey var. Keneye baktığınızda eğer ki kaneme şişiyorsa balon gibi o dişidir. Şişmeyip kendi boyutunda kalıyorsa o da erkektir. Yani bunları siz hem erkeğinden hem dişisinden koparıp işte bölgede bulunan deneyimli veteriner hekim meslektaşlarımızla paylaştığınızda benim sürümde bu tarz sıkıntılar var, işte kan işeme var, sarılık görüyorum, işte keyifsiz hayvanlarım var, üzerinde de bu tarz keneler var dediğinizde o tür tayini yapılırsa daha etkili bir mücadele yapma şansımız olur. Öbür türlü şimdi konakçısına göre tek konakçılı keneler var, çok konakçılı keneler var. Bizim de ona göre uygulayacağımız ilaçlar farklılık gösterecek. Hocam Refai Battal kardeşim bir sevdiğim şeyini şeyden. Ona da buradan selam olsun. Benim canım kardeşim Ömer Mırçık, ona da buradan çok çok selam olsun. Biz de onu sevgi ve ilgiyle takip ediyoruz kendisini. Akın Yuvaz, Yavuz, özür dilerim. Nihat Buran abim de seyrediyormuş. Hocam bir tane de soru var. Etkisi var mıdır diye sormuş. Akın Buyurun. Yavuz abin de. İlk önce Mustafa Küçük Ateş abimin sorusunu, hatta iki soru yapmak istiyorum. O bir soru sormuş da. Koyundaki uyuz, tüy dökülmesi tabii dökülmesi için ne yapabilirim demiş. Hocam muhtemelen uyuzla ne gibi uygularız demiş de şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi bazen hayvanlar biliyorsunuz tüy yüme, yün yüme olur. Onlar da bölgesel olarak böyle hayvanların üzerinde yerler açar. Hı hı. Şimdi uyuzda da bu gibi etkenler vardır. Bunu yetiştireceğimiz birbirinden, çünkü birinde vitamin mineral grubu girerken tabii. Bir yerde parazit mücadelesi etmemiz gerekiyor. Yani parazitin türüne göre. Yani şimdi, bu yün bitpiresi de olabilir. Uyuzda tabir edelim. Bunu nasıl ayıracak? Sürüye girdik. Sürümüzde belli kellikler var. Tüy dökülmeler var. Bu parazitten dolayı mı yoksa koyun birbirinin yününü yemiş? Aynen. Bundan dolayı mı? Bunun ayrımını yapmak lazım. Bunun için de yapılabilecek en güzel şey, en isabetli, en doğrusu, işte deriden kazıntı örneği alıp mikroskopta incelemek. Ama sahada uygulanabilirlik açısından konuyu ele alırsak, burada şu bizim için bir fikir verecektir, önemli bir fikir verecektir. Şimdi koyun birbirinin sırtındaki tüyü yemeye başladığında tüyün ucundan tutup koparacaktır ama kökü deride kalacaktır. Veya daha kısa olan dip tüyler deride kalacaktır. Siz koyunun o açık alanlarına baktığınızda böyle çırılçıplak deriyi mi görüyorsunuz yoksa kısa kısa tüyleri mi görüyorsunuz? Bunu dikkat edin. Eğer ki kısa kısa tüyler görüyorsanız, yani o kellik bölgelerinde hala bir miktar kıllanma, tüylenme varsa bilin ki büyük ihtimalle onu koyun birbirinin tüyünü yiyordur. Artı bu tarz durumlarda kaşıntı da görmezsiniz. Tüy yemede değil mi? Tüy yemede. Tüy yemenin sebebi de vitamin mineral yetersizliğidir. Ya genelde stres bağlı da olabiliyor. Genelde vitamin mineral yetersizliğidir. Stres de bunu tetikler. Bu tarz durumlarda dediğiniz gibi işte ama yemine, ama suyuna, ama iğne şeklinde ya da işte hap veya şurup şeklinde, toz şeklinde bir şeyler kullanarak oradaki vitamin mineral açığını giderebilirsiniz. Tabi bu sadece işte ben kaya tuzu koydum, o yeterli olur mu noktasında çoğu zaman yeterli olmadığını görüyoruz. Değil mi? Ama biz onu koymadan da içimiz rahat etmiyor. Evet, doğru. Onu da bir koyacağım. Hocam farklı farklı uyuzla soru... ilgili yani sorular evet var. Ne yapacağız? Parazitle alakalı sevgili izleyiciler soruları soruyorum ilk önce hocama. Daha sonra da mesela Mustafa Sevinç kardeşimin sorduğu gibi soruyu da reklamlardan sonra döndüğümüzde soracağım. Hüsamettin amcam da bizi seyrediyormuş. Ona buradan çok selamlar Trakya'ya. Sema abim, Semih Baş abim benim için değerli bir insan. O da bizi seyrediyor. Hocam şimdi şöyle bir soru. Aslında Akın Yavuz belki farklı sormak istedi ama ben konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Afyon Sandıklı'ndan aradılar. Bizim koyunların problemimiz koyunlarda eksik doğum kuzu atması. Yani abi cümleyi biraz daha şey yapmak. Anladım. Yani yavru içeride tam yavru oluşmuyor. Ya da tam oluşmadan. Yani bunun
Parazitle bir alakası var mı? Ben böyle sorayım da. Reklamlardan sonra da... Parazit burada düşüneceğimiz en son şeylerden bir tanesi. Alakası tabii ki de olabilir. Hani olmaz demiyorum. Yani kan parazitinden falan bahsettik ya. Acaba Ahmet abi oradan... Olmaz demiyorum ama buradaki düşüneceğimiz daha tehlikeli etkenler var. Brucella gibi, Listeria gibi, Leptospira gibi. Onları eledikten sonra parazit kısmına bakabiliriz. Şıkkın en sonu yani. Yani buradan da yani bir işte toksin var mı yok vesaire. Evet. Bunları bir gözden geçirmemiz lazım. Ha bunları nasıl anlarız? Yavru atımları bireysel mi? Sürü bazında mı? Yani bugün baktığınızda işte %10'lara ulaşan bir yavru atımı varsa sürünün içerisinde demek ki burada bütün sürüyü etkileyen bir şey vardır. Ona bakmak gerekir. Yani senin hayvanın işte küflü bir şeyler mi yiyor? Ondan sonra Brucella gibi bir etken mi orada baş gösterdi? Veya işte diğer Listeria gibi, Leptospira gibi bir takım etkenler mi baş gösterdi? Bunların üzerine eğilmek lazım. Hocam şunu sormak istiyorum. Asıl önemli nokta. Biz şimdi koyunlarımızı parazitten kurtardığımızı düşünün ya da uygulamamızı yaptık her şeyi. 10 numara 5 yıl. Bu bizim sürümüze ne kadar? Ne gibi bir artısı olur mesela? Biz niye bunu önem göstermek zorundayız? Şimdi biz koyuna niye bakıyoruz? Para kazanmak için. Ya kuzu yetiştirmek için. Şu an elimiz. Yani işin finali hocam. Şu an. Aynen şu an elimizdeki para kazanacağımız bir koyundan para kazanacağımız tek bir şey var kuzu. Bunu ama damızlığa satıyoruz ama bıçağa kasaba gidiyor. Dolayısıyla bizim için o hayvanın sağlıklı kuzu yetiştirmesi lazım. Kuzunun da besi randımanı var. Şimdi ben 3 ayda yetiştireceğim kuzuyu 5 ayda yetiştirirsem bana 2 aylık bir bakım maliyeti binecek. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla buradaki 2 aylık kaybı bana neler yaşatacak? Bu hayvanın geçirdiği ya da maruz kaldığı hastalıklar. Bu hastalıkların içerisinde parazit de var. Evet. Eğer ki ben sürümü parazitten yana temiz tutarsam bir kere kuzumun daha iyi gelişmesini sağlayacağım. Daha kısa sürede gelişmesini sağlayacağım. Çok özür dilerim. Soruyu burada sormam gerekiyor. Biz kuzumuzu, koyunumuzu parazitten kurtardığımızda hocam, diğer hastalıklara açıklığını biraz daha minimize edebilir miyiz? Tabii ki de parazit demek. Yani bugün çok basit bir sivrisinek bile dünya kadar mikrop getiriyor. Evet. Yani bir kene dünya kadar mikrop getiriyor. Bir pire dünya kadar. Hani pirenin kendi verdiği zararın ötesinde bu. Evet. Hadi hiçbir mikrop getirmedi, pirenin bana ne zararı var? Hayvanın kanını emecek, gelişimini azaltacak. Doğru. Hayvan sürekli kaşınacak, huzursuz edecek, strese sokacak. Stres demek her türlü hastalığın başlangıç temelinde yatan bir sebep. Strese giren hayvan rahat yemeyemeyecek, rahat su içemeyecek, rahat yatamayacak, kalkamayacak. Bunların hepsi de o hayvanda gelişim geriliği yapacak. Benim koyunum anaçsa, damızlık olarak kullanıyorsam daha geç koç alacak. Koç randımanı düşecek. İyi beslenemediği için belki ikiz yapacak koyun, tek yapacak. Değil mi? Belki tutmayacak, bir daha dönecek. Doğru. Bunların hepsi işte bir silsile halinde birbirlerini etkileyerek gidecek. Tabii temel prensiplerden biri de bunun önüne geçebilmek gibi bir şey yani. Yani bugün bağırsaktaki bir parazit senin verdiğin yemin bağırsaklardan emilimi, hani o yemi yemeyecek belki. Evet. Ama bağırsaktan emilimini engelleyecek. Senin bağırsakların fırça gibi. Evet. O fırçaların arasından bütün besinleri vücut emiyor. O fırça yapısını bağırsak parazit bozduğunda o nasıl emilecek? Verdiğinin yarısı sindirilmeden ya da emilmeden çöp gibi atılacak dışarıya. Sen de bir kilo verdin de kendine vurdun. En iyi yemi al. Yaşam. Ben şöyle kuzu büyütme yemi aldım. Kendim yaptırdım. Rasyoncu buldum. Şunu yaptım, bunu yaptım ama çok güzel de parazit besledim. Ama bir parazitim var. Öyle bir. Bu da bir bakış açısı. Peki hocam şimdi parazitler uygulama derken. Şimdi bizim yetiştiricilerimiz parazit dediğimizde işte ilk aklına gelen burun, boynuz, göz, akciğer, karaciğer, bağırsaklar vesaire. Evet. Biraz da kan parazitine değinmek istiyorum ben. Evet. Kan parazitin başımızın belası. Belası yani. Hemen özellikle bazı ırklar da buna biraz daha yatkın. İnsanlar çok aralarındaki farkı çözemedikleri için müdahale de edemiyorlar aslında. Evet.
Şimdi kanda bir parazit uygulaması olduğunda hayvanın vermiş olduğu reaksiyon ve çözüm önerisi. Kan parazitin dışa vurumuna baktığımızda genelde düşmeyen inatçı bir ateş, gözün beyaz kısmında bir sarılık, ağız mukozasında işte yani hani belki ağızdakini birçok yetiştiricimiz ayıramayabilir. Ama böyle bacaklarının içine baktığında oradaki deri sararmaya başlar, gözün beyaz kısmı sararmaya başlar. Görebiliyorsa da idrarında koyu sarı veya kırmızıya dönen bir renk olur veya kahverengi şeklinde. Ve bunların hepsi kan parasiti için bize bir işarettir ama %100 kan parasiti demek değildir. Bu aslında sarılık dediğimiz bir belirtidir. Kan parasiti de bu belirtiyi sağlar, gösterir. Dolayısıyla hani inatçı bir ateşimiz varsa ve bu tarz bir sarılık tablosu şekillendiyse orada kan paraziti düşünmeliyiz ve en kısa sürede tedaviye geçmeliyiz. Ne uygulanır mesela? Ne uygulanır? Ne etken maddeleri neler kullanılabilir bunun için ya da bir antibiyotik? Yani imidokarp etken maddeli antiparaziter ilaçlar kullanılır. Bunun yanında oksitetrasiklin etken maddeli antibiyotiklerle kullanılırsa daha sinerjitik bir etki, yani birbirinin gücünü artıran bir etkisi olur. Ama ateşimizi de muhakkak düşürmemiz gerekir. O yüzden de bir ateş düşürücü iğne uygulanması gerekir. Güzel bir soru gelmiş. Ve kene ile de mücadelemizi yapalım. Kan parazitiyle alakalı değil mi? Evet. Hocam hayırlı akşamlar demiş. Arkadaşlar isminizi soyadınızı yazarsanız en azından hitap edebilelim. Koyunlarda sürekli kusma var demiş. Veteriner hekimler parazitapı tavsiye etti ama netice alamadım. Bilginiz veya yaşamış tecrübeniz var mı? Saygılar, iyi akşamlar. Yani şöyle koyunlardaki kusmada evet parazit bir düşünülebilecek etkendir. Buradaki hani parazitapı dediğinizde yani ilk başta bile akla gelen bir 2-3 farklı etken maddeli parazitapı oluyor. O yüzden özellikle mide parazitlerine etkili eden hapları tercih ederlerse en azından ona bir dikkat etsinler derim. Onun haricinde yani işkembeyi çalışmasını etkileyen bir olumsuz durum söz konusu olabilir. Onu bir gözden geçirebilirler. Bir de maya veya probiyotik kullanımı da, canlı maya kullanımı da burada sindirimi en azından rahatlatacağı ve düzenleyeceği için o da denenebilir. Az önce mide parazit dediniz hocam, işkembenin içinde bulunuyor. Evet. Bunun ne gibi bir etkileri var? Yani bunun... Ya da onu nasıl anlarız? Hani onu anlamak çok kolay değil. Hayvanda bir huzursuzluk olur. Ondan sonra sindirilmemiş gıdaları dışkısında görebilirsiniz. Verdiğiniz yemin sindirilmeden atıldığını gözlemleyebilirsiniz. Kusma nadir de olsa gözükür mide parazitlerinde. Hayvanda ciddi bir gelişim geriliği olur. Çünkü sindirim ağızda başlar, midede önemli bir ölçüde parçalanır ve bağırsaklarda artık emilme aşamasına geçer. O yüzden mide kısmı özellikle şeylerde, ruminantlarda yani koyun, keçi ve inekte çok önemlidir. Hani bağırsakta kolay kolay sindirimden ziyade emilim gerçekleşir. Hatta ilk yediğinde birinci turda tam bir sindirim gerçekleşmez. Onu tekrar ağzına alır, geviş getirir, tekrar yutar. Hani iki aşamalı bir sindirim söz konusudur orada. Ve bu sindirimi de önemli ölçüde faydalı bakteriler diyeyim ben. Probiyotikler veya işte yem alırken falan yemciden de duyarsanız bunun içinde canlı maya var falan derler. O tarz mayalar da oradaki sindirimi daha kaliteli ve düzenli olmasını sağlar. Hocam kısa bir reklam arasına gideceğim şimdi. Aydın Çınar kardeşim de bizi izliyormuş. Ona da buradan selam. Hocam Karaman'dan Furkan Uysal kardeşim sormuş. Aslında açılışta bununla ilgili küçük bir bahsettik ama reklamlardan sonra döndüğümüzde detaya bile varsa şayet ki var olduğunu iddia eden var, olmadığını iddia eden var. Genelde toklularda olan delibaş bahsetmiştik. Sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra döndüğümüzde hocamla beraber
deli baş yapmamak için neler olabilir? Neler yapmamız gerekiyor ya da uygulamamız gereken prosedür nedir? Yani bir türünüzde deli baş sayısını en az seviyeye çekmek için neler yapmamız gerekiyor? Erken teşhis edildiğinde ne gibi bir tedavi yöntemi gerçekleştirilmeli? Bunu hocamla beraber reklamlardan sonra tekrar hepiniz yayına gelin. Biz de hep beraber cevaplamaya çalışalım. Kısa bir reklam arası. İdeal Koyun Konsantre'nin sunduğu Küçük Baş Saati devam edecek. İdeal Koyun Konsantre'nin sunduğu Küçük Baş Saati devam ediyor. Sevgili izleyiciler, kısa bir reklam arasından sonra tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklam arasına giderken de söylemiştik deli başla alakalı konuşacağız diye. Tabi bu arada Çakmakları Mustafa abi de bizi izler. Eraslan Çiftlik Göksel abi, ona buradan çok selam. Yarbay Koyunculuk'ta bizi izliyor. Şimdi burada deli başı işleyeceğiz hocamla. Gelen çoğu sorulardan bir tanesi. Burada şunu es geçemeyeceğim deli başla alakalı. Abdullah Altan var. Konya Küçükbaş Dernek Başkanı. Ona da buradan çok selam. Benim çok değerli arkadaşımdır, kardeşimdir kendisi. Deli başla alakalı Konya Ilgın'da bir proje gerçekleştirmişti. Bütün hocam Ilgın ve köylerin bütün köpeklerini parazit mücadelesi yaptılar. Yani bu efsane bir başkan zaten. Proje üreten bir insan. Ben onu daha iyi koyunculuk ve küçük baş anlamına daha iyi yerlerde görmek istiyorum. Aslında da maalesef bazı şeylerden dolayı olmuyor. Kendisine de buradan tebrik ediyorum, evet, sonuna kadar. Hocam deli baş. Şimdi deli başı sormadan evvel bir listeria ile çok karıştırılıyor hocam. Belirtileri birbirine çok yakın. Bazen yetiştiriciler hayvanları listeria olduğunda deli baş mücadelesi veriyor. Deli baş olduğunda listeria mücadelesi yapıyor. Evet. Önce teşhis, doğru teşhis koyalım. Daha sonra da tedavi ve koruyucu hekimine dönelim. Şimdi şöyle, parazitler mücadele başkanımızın da öncülük ettiği gibi sürü bazında, hatta mümkünse köy bazında, ilçe bazında yapılması en makbuldür. Yani bireysel mücadeleler maalesef ki parazite sadece tek bir hayvanı kurtarır. Evet. Sürüyü kurtarmaz. Şimdi dediğiniz gibi semptomları açısından, belirtileri açısından benzerlik gösteren durumlar var deli başla listeria arasında. Buradaki ayrımı nasıl yapacağız? Önemli olan o. Öncelikle hastalıktan etkilenen hayvan gruplarına bir bakacağız. Bizim sürümüzdeki her yaştan hayvan mı etkileniyor? Yoksa yaşlılarda tek tük veya yok da sadece gençlerde mi görüyoruz? Eğer ki mereye çıkan hayvanlarda sadece gençlerde problem var ve yaşlılarda bir sıkıntı yoksa biz burada deli baştan şüphelenmeliyiz. İşte ben silaj veriyorum veya işte listeria'nın bulaşabileceği bir işte fare olur vesaire, fare idrarıyla enfekte olmuş bir yem olur. Ben bunu kullandım da bu işte yaşlısı, genci, yani sürüdeki her hayvana bulaşabilir. Ama deli baş, eğer ki siz zaten bir mücadele ettiyseniz daha öncesinde, yaşlı hayvanlara pek bulaşmaz. Genellikle genç hayvanlarda, ilk defa meraya çıkmış hayvanlarda, ilk defa böyle hani o sürüde katılmış, baş göstermiş hayvanlarda şeyi görürsünüz, deli başı görürsünüz. Ha, bunun tam kesin teşhisi tabii ki de o hayvanı kesip beynini inceledikten sonra konur, ama işte bir takım pratik yöntemler de var. İşte kuzuyu kendi etrafında 2-3 tur çevirdikten sonra bıraktığınızda kuzu dönmeyi bırakıyorsa bu deli baş değildir, ama dönmeye devam ediyorsa deli baştır gibi. Hani bunların da doğruluk payı var. Bunları da tamamen işte işlevsiz gözüyle bakmamak lazım. Ama dediğim gibi buradaki bizim için en önemli ayrıçlardan bir tanesi genç hayvanlar mı, yaşlı hayvanlar mı, meraya çıkanlar mı, içeride kalanlar mı? Bunların hepsi önemli. Bunlar birbirinden ayrılabilecek şeyler. Yani tabii. Böyle netleştirebiliriz. Yani iyi bir gözleme yapacaksınız. Siz sürüde hangi hayvanlarda hastalık görüyorsunuz? Ya yani sürü ortalamanızda arkadaşlar, daha anaçlarınız da bu konuyla alakalı rahatsız oluyorsa başka bir rahatsızlığa bakıyorsunuz. Daha ziyade genç dediğimiz 12-14-16 aylık gibi ya da ilk defa mereye salınmış, otlamaya gitmiş gelmiş hayvanlarda görüyorsunuz. Buna direkt deli baş demeyelim. Çok iddialı olmasın. Birinci önceliği en azından
deliboş olarak algılayabiliriz. Peki hocam, bu bir evre. Parazitimiz girdi. Bunun beynine ulaşması kaç gün? Yani bunun... Ya da iyice deforme edip kurtulamayacak hale gelmesi. Larvadan ergin forma geçişi yaklaşık olarak 6-8 ay. Yavaş gelişen bir parazit. Ama vücuda girdiğinde bunun bir beyne göç etme süresi var. Eğer bunu kan yoluyla yaparsa süremiz daha da kısalıyor. Ama doku ve organlar üzerinden bu göçü sağlarsa süremiz biraz daha uzuyor. Ama bu aralık yaklaşık olarak 3 gün ile 3 hafta arasında bir süreyi kapsıyor. Bu süre zarfında eğer ki göç aşamasında yakalarsak prezikuantel dediğimiz etken maddeli haplarla veya iğnelerle biz bu hayvanı da tedavi edebiliyoruz. Ama göç aşamasındayken nasıl anlayacağız? Çünkü evet, beyne ulaşırsa ve beyinde bir ödem gibi bir yapı oluşturursa dönmeye başlıyor. Evet. Ama daha göç esnasında beyinde herhangi bir sıkıntı yokken nasıl anlayacağız kısmındaysa hayvanımızda bir durgunluk. Ağızda bir salya akışı. İşte gidip bir yere yaslanıp orada öyle bekleme, kaslarda titreme, vücutta kasılma gibi durumlar aslında o hayvanımızda sinirsel bir problem olduğunu söylüyor bize. Hı hı. Ve bu sinirsel problemde de işte düşüneceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi de delibaş oluyor. Evet. Çünkü yani dediğim gibi zaten sen küflü bir yem veriyorsan süründeki bütün hayvanda görürsün. Sadece birinde ikisinde değil. Ya da yaşlısında, gencinde karma bir hastalık tablosuyla. Ama sen sadece genç hayvanda sıkıntı görüyorsun. Dün bir taneydi, yarın bir tane daha, öbür gün bir tane daha. Bakıyorsun 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın hayvanlar yaş olarak, genç olarak. Dolayısıyla bu durumda düşünülecek şey delibaştır ve prezikuantel etken maddeli tablet veya iğnelerle hızlı bir şekilde tedaviye geçilir. Peki hocam, bunu o noktada yakaladık. Göç halinde yakaladık. Daha henüz ödem de olmadı. Yani ödem kısmında da gene bir nebze tedavi etme şansımız var ama artık ödem çok ilerlediyse o durumda. Çünkü ödem dediğimiz şeyin içinde de o parazitin evet, gelişimi devam ediyor. Oradaki o parazit büyümeye başlayınca artık... Ne yapalım? Yani ne yapalım? Ne yapalım? Evet, yani tedavimizi yapalım. Tedaviyi izleyelim. Tedavimizi yapalım. Prazikuantel etken maddeli ilaçlarla yoğun bir tedavi protokolü uygulayalım. Ama bu sebepten dolayı ölmüş hayvanımızı lütfen meraya, kedinin, köpeğin, işte tilkinin, kurdun, çakalın yiyebileceği yerlere atmayalım. Evet. Yapılabilecek en önemli şeylerden bir tanesi budur. Çünkü ben o kuzuyu ya da o hayvanı attığım yerden o meraya gene ben hayvan çıkaracağım bir başkası. Doğru. Yani ben orada kendi ayağıma sıkmış olacağım. Evet. O yüzden mümkünse herhangi bir yabani hayvanın, yırtıcı hayvanın kazıp çıkaramayacağı derinlikte bir kuyu açıp oraya gömmek. Doğru olan bu. Ölmüş hayvanı. Peki hocam, bu izlemiş olduğumuz süreç nasıl bir süreç? Atıyorum etken maddelerini dedik ki bunları yapın. Hı hı. Nasıl bir prosedür uygulamamız lazım? Yani genelde sürekliliği ya da atıyorum devamlılığı nasıl olmalı bu ilacın? Şimdi dozun standart dozun 2 veya 3 katı üzerine kadar çıkabiliriz buradaki hayvanın genel durumu ve semptomlarını göz önünde bulundurarak. Tek uygulama yetmeyecektir. O yüzden bazen işte hayvanın genel durumuna yönelik de bunu değerlendiriyoruz. Her gün olabilir, gün aşırı olabilir, 3 günde bir olabilir. Yoğun bir şekilde dediğim gibi 3 katına kadar, normalde bir hap yutturacaksanız onun kilosuna göre 3 hapa kadar çıkabilirsiniz ve bunu her gün 5 gün boyunca yapabilirsiniz. 2 günde bir 3 kez yapabilirsiniz. 3 günde bir 2 veya 3 kez yapabilirsiniz ama yoğun bir şekilde uygulamanız gerekecek. Tabii. Şimdi sevgili izleyiciler, bunları söylerken hani olayın vuku bulduğu zamandan bahsetmiyoruz biz. Ödemin belirli bir noktaya geldiğinde ya da bu göç esnasında daha sonra tabii zaten, hayvanda bir hani durgunluk, bir huzursuzluk, artık final olduysa yapacak çok bir şey değil. Bir şey o, o durumda işte dediğim gibi o hayvanda eğer öldüyse ya da ölmese bile siz kestiyseniz kafasını diğer yırtıcıların veya kendi köpeklerinizin veya bir başkasının köpeğinin, hiç önemli değil,
tüketmesine müsaade etmeyeceksiniz. Hocam, Hamza Büyük Ateş kardeşim beni izliyor. İlli Fransız kendisi, Antalya Korkut Eli'den, Mehmetcan abim Terziler'den, Bursa Enişe'den bizi izliyor. Hocam, şimdi Mustafa Sevinç kardeşim soru sormuş. Gerçi bu hani ben deli baş işlediğimizden dolayı farklı arada da bir iki soru sormak istiyorum. İkiz koyunlarda tüy dökülmeli kellik oluyor. Hı hı. Genelde bunun sebebi ikiz doğum mudur demiş. Yani tabii ki de bu tarz hani ikiz doğum bir hayvanın normalde kaldırabileceği bir yavru sayısı. İki tane yavru. Ama bakım beslemeye dönüp bakmak lazım. Eğer ki bakım beslemede problemimiz varsa evet o hayvan yetersiz beslenmeden dolayı tüyünü dökebilir. Kaşıntı var mı yok mu buna bir bakmak lazım. Deride böyle kabuklanma, kalınlaşma var mı ona bir bakmak lazım. Ve mümkünse deriden bir kazıntı alıp mikroskop altında da incelemek lazım. Ama dediğim gibi yani eğer yeterli beslenme olmuyorsa ikiz değil tek kuzu bile buna sebep olabilir. Parazitlerden bir tanesi. Şimdi önümüzdeki sezon açıldı hocam. Şimdi sinekler ortada çoğalmaya başlayacak bit bire. Evet. Muhtemelen uyandı. Kene ve grupları muhtemelen bunlar aktivasyon göstermeye başlayacak. Şuradan sevgili yetiştiriciler de bir şey söylemek istiyorum. Daha ziyade dere kıyılarında, sulak alanlarda gidiyorsanız özellikle kum kelebeği diye tabir ettiğimiz parazitlere dikkat etmeniz lazım. Bu da böyle bir anekdot olarak söyleyebilirim arada da. Hocam bit pire ve sinekle mücadele nasıl olmalı? Bit pire ve sinekle mücadele. Şimdi sinek mücadelesi çok kapsamlı bir mücadele. Sineği siz bir kendi hayvanınızın üzerinde ilaçlayacaksınız. İkincisi ağılda ahırda ilaçlayacaksınız. Üçüncüsü çevredeki su birikintilerinde ilaçlama yapacaksınız. Bunun için de su birikintisinde larvasit dediğimiz larvalar. Çünkü sinek larvasını o su birikintilerine bırakacaktır daha çok. Veya gübreyi yani hayvanın kendi gübresini attığınız o biriktirdiğiniz yerlerde ilaçlama yapacaksınız. Çünkü sinek hani en çok bu tarz yerlere yumurtasını bırakıyor, larvasını bırakıyor veya kendisi beslenmek için buralara geliyor. Onun haricinde pire çok can yakan bir hayvan. Evet. Can yakan bir parazit. Bu kanını emdikten sonra gidiyor tahta aralarına veya yattığı gübrenin içine yerleşiyor. Oraya yumurtasını bırakıyor. O yüzden o gübrenin temizlenmesi gerekiyor. Temizlemeden o gübrenin içindeki pireyi öldürebilecek hiçbir aracımız yok. İşte ben bakıyorum pürmüzle yakanlar oluyor. Ondan sonra hani birçok uygulama var ama bunların hiçbirisi temizlik kadar etkili değil. O yüzden hani biz böyle biraz da kışın sıcak tutsun diye altında gübre birikmesine istiyoruz, bırakıyoruz. Ama bu dediğim gibi hemen kışın soğukların azalmasıyla beraber ilk baş gösteren şey pire oluyor. Ve o pireyi istediğiniz kadar hayvana ilaçlayın, o gübre kalkmadan temizleyemiyorsunuz. İstediğiniz ilaçları kullanın. Siz destekleyici bir şey söylemek istiyorum. Burada buyurun. Gerçi reklam olacağı için ismini veremiyorum da Kemalpaşa'da bir firma abimiz var. Bu bit pire ve sinek için ilaç üretiyor. Onunla böyle konuşurken mesela bir şey öğrendim ben ondan. Çok ilginç gelmişti bana. Dedi ki bizim yetiştiricilerimiz bit pire mücadelesini gündüz yapıyor dedi mesela. Hı hı. Dedi ki bit pire gece çıkar. Hani değil bulunduğu mi? Ortamdan ya da yatak yeri neyse bunun gübre olabilir, ot arası olabilir, çivi arası olabilir vesaire olabilir. Gece dedi yayılıma çıkar dedi. Asıl dedi bit pire mücadelesi gece yapılmalı dedi bana. Hı hı. Mesela durup düşündüğümde çok ya mantıklı şimdi gelmişti yani bu. Nereyle mücadele edeceğinize bağlı. Eğer ki hayvan ilaçlayacaksanız zaten hayvana yapacağınız ilaçlar hani anlık etkisi olan ilaçlar değil. Evet. Siz işte sırtına bir ilaç dökeceksiniz ya da götürüp işte bir havuz daldırma atacaksınız. Yapacaksınız ya da ne bileyim deri altı bir enjeksiyon yapacaksınız. Bunların hani etki süreleri o kadar kısa değil. İşte gündüz yaptığınızda gece çıkanı öldürmeyecek değil ama zemini ilaçlayacaksanız tabii ki bu tarz durumlarda gece mi olması, gündüz mü olması önemli. Ha, şöyle de bir şey var. Şimdi ben hayvanın sırtına ilaç dökeceğim ama
Ben bunu sabah yaylıma çıkarken dökersem akşama kadar o güneşin altında gezerse o hayvan, güneş ışınları o ilacın etkisini, etki mekanizmasını etkileyecektir. Evet. Olumsuz yönde etkileyecektir. O yüzden ben bu ilaçlamayı akşam yaparsam gece boyunca da herhangi bir güneşe maruz kalmayacağı için vücut tarafından işte emilecekse deri altına emilecek, işleyecek, yapaya işleyecek, o şekilde etkisini daha yüksek derecede gösterecektir. Enes'cim telefonu kontrol edebilir miyiz kardeşim? Mesajlar gelecek de bekleniyor diyor. Telefonu kontrol edin diyor burada. Hocam uzunlar mı Enes'tan Tarsin abi demiş ki çene altı ödemi var ya hocam. Evet. Şimdi bir de kafası şişer koydum. Evet. Bunların etkileri neler? Bu çene altındaki ödem genelde atıyorum psitüberküloz mu yani cırtlak mı olduğunu nasıl anlayacağız? Bunun parazitler bir sıkıntı olduğunu mu? Çünkü aynı reaksiyonu verebiliyor. Şimdi, nasıl anlayacağız? Karaciğer kelebeği dediğimiz ya da işte esas kelebek isminin geldiği fasiola dediğimiz bir fasiola hepatika dediğimiz karaciğer üzerinde böyle yaprak şeklinde gözle de görünebilecek parazitler vardır. Onların larvaları göç esnasında çene altında ödeme sebep olabilir. Ve bu iki çenesinin altındaki işte bu alt çene kemikleri dediğimiz iki kemiğin ortasında torba gibi evet. sarkar. Bu rahatlıkla anlaşılabilir. Cırtlaktan da çok rahat ayrışabilir. Çünkü cırtlak böyle soğan gibi, patates biraz gibi daha sert. Sert ve yuvarlaktır. Öyle bir kese şeklinde değildir, torba şeklinde değildir. Dolayısıyla hani onu ayırmak çok zor değil ama dediğim gibi o tam çene altında iki kemiğin arasında kese gibi şişlik varsa bu durumda şeyden fasiola hepatikanın larvalarının olabileceğinden şüphelenilir. Eğer ki fasiolaya yönelik bir tedavi yapıldıysa bu sefer de işte bu tahta dil falan da denir. Bu tarz hastalıkları göz önünde bulundurmak gerekir. Yani çene altındaki ödem sadece parazit kaynaklı değildir. Eğer ki siz parazit tedavisi yaptıysanız, bundan eminseniz, sürünüzde fasiola olmayacağını düşünüyorsanız, o zaman dediğim gibi diğer hastalıklara yönelmeniz gerekir. Hocam Mehmet Köksal abimizi seyreder Ankara Ayaş'tan. Ben Mehmet abi tiftik demeyeyim, özür dilerim, o beni uyarmıştı, çok çok özür dilerim. Ankara keçisinde fısıldayan adam diyelim. Ona da buradan selam olsun. Hocam Abdurrahman Günay, Mersin Mut'tan yazar. Kuzuların gözlerinde sulanma olur. Sebebi nedir demiş. Bu parazitik kuş olabilir mi? Ya yani, da farklı bir herhangi bir hastalık olabilir mi? Tabii kuzuların gözlerindeki sulanma genelde içeride kapalı halde bulunan hayvanlar yoğun bir şekilde idrara maruz kalıyorsa, ıslak altlığa maruz kalıyorsa, bunların ortamda oluşturduğu asitleşmeden dolayı, havanın kalitesizliğinden dolayı olabilir. Sinekten olabilir. Bir de mikoplazma dediğimiz bir bakteri türü de yaptığı üst solunum yolu hastalıklarından dolayı gözlerde sulanmaya sebep olabilir. Ama bu tek başına gözde sulanma olarak değil de burunda akıntı da bunu seyreder. Öksürük de bunun içinde olur. Hocam şimdi sevgili yetiştiricilere de reklama gitmeden evvel söz vermiştik reklamlardan sonra. Farklı sorulara da cevap vereceğiz ya. Tekrar parazitle alakalı benim aklıma ya da atıyorum sizi sormak istediğim sorular varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Buradan Ebu Bekir kardeşime de selam olsun. Hocam kuzularda ağzında yara var. Muhtemelen ektim. Biliyorsunuz bizim ülkemizin en büyük sorunlarından biri bir ishal, iki ektima. Olabilir mi demiş, bilmiyoruz. Olabilir. Ya, olma olasılığı var. Varsa da şayet hasta hayvana aşı uygulasam olur mu demiş. Hasta hayvana aşı uygulamak tabii ki hastalığın hangi evresinde olduğuna bağlı. Daha başlangıç evresindeyse hani başarılı olduğunu ben kendim de deneyimledim. Hani teorik olarak bakarsanız hasta hayvana aşı yapmak çoğu zaman olumlu bir tablo oluşturmuyor. Ama sahada uyguladığımız tecrübelere bakarsak başlangıç aşamasında yakaladığımız ektimada tedavi edici özelliği olabiliyor. Ama burada her ağız yarası ektima mıdır noktasında ben bir soru işareti açmak istiyorum. Orada yanlış bakım besleme ağız yarasına sebep olabiliyor. Yani ilk defa mereye çıkmış,
ilk defa böyle dışarıda bir şeyler sert veya yumuşak bir şeyler kemirmiş, ısırmış hayvanlar, işte sabah çiğinde yayılmış hayvanlarda ağız yarası çıkabiliyor. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek gerekir. Çünkü oradaki bir sert bir ot sapını bile ısırırken o körpe kuzunun, yani ilk defa böyle bir şey yiyecek kuzunun ağzının kenarında küçücük böyle bir çizik, oradan alacağı mikropla beraber bir yaraya dönüşebiliyor. Bunu ayırmak gerekiyor. Hani dudaklarının içinde var mı? Dilinde var mı yaralar? Damağın üstünden gırtlağa doğru giden bir yer var mı? Bunları koku var mı? Bunları da dikkat etmek gerekiyor. Bir de yaygınlığı ne derece? Kaç hayvanda var? Evet. Hocam biz parazit ilacını bacak arasına deri altı yapıyoruz. İntihap yapıyor. Neden intihap yapıyor diye sormuşlar. Hı hı. Yani genelde sürü bazındaki ilaçlamalarda aynı ilaçlar kullanılır. Böyle sürtünmenin olabileceği yerde, yani bir ilacı yaptığınız yerde, işte hani bacak arasında dediğiniz, eğer birbirine sürtüyorsa orada deri tahriş olabiliyor. İlacın dozunu belki uygun ayarlayamıyor. Belki deri altına dediği deri içine yapıyor. Hani temiz bir enjektör kullanmak yerine işte kirli veya enfekte bir enjektör kullanıyor. Bunların her birisi. Ya şimdi sevgili izleyiciler, şimdi tecrübemle alakalı bir şey söyleyeyim. Hani çok bilimsel konulara da detayına inmeyeyim. Şimdi hocam varken çok konuşmayayım ben o konularda. Şimdi tecrübesel anlamda ben kendim sürü bazında iğne yaptığımda deri altını genelde bu kaburga üzerinden yaparım. Eti de boynundan yaparım. Bu sinir ve şah damarlarının geçmediği yerlerden yaparım. Koltuk altından çok yapmam. Tavsiye de etmiyorum hocam. Çünkü kullanılan aşıların bazılarında, yani bu paraziter bir durum olabilir, gerekli aşılar olabilir, yapıldığında koyunlarda mutlaka bir topallama eğilimi oluyor. Hı hı. Yani bu sefer bunu, mesela atıyorum uygulamayı yapıyorsunuz, koltuk altı diye tabir ettiğimiz yerden, yumuşak dokudan, sizin arkanızdan o hayvan topallamaya başlıyor. Bu sefer yetiştirici bunun, iğnenin bunu tetiklediğini düşünmeyip, bu sefer topallıkla alakalı müdahale etmeye çalışıyor. Yani o yüzden kaburga üzerinden yaparsınız arkadaşlar deraltı dediğinde. Benim bu kendi şahsi fikrim. Gerçi hocam ne der bilmiyorum ama ete de öyle arka butundan falan değil kesinlikle. Bu çok bana göre yanlış diyemeyeceğim ama doğru bir uygulama olduğunu düşünmüyorum. Boyundan yaparsanız daha doğru olur. Hocam Çanakkale Bozcaada'da Tayrova ırkı hayvan bakan bir abimiz kuzuların ön dizleri şişiyor. Neden demiş. O konuya değinmeden önce ben kısaca bir şunu söyleyeyim. Genelde enjeksiyonlarda hatalı seçimler buna sebep olabiliyor. Olabildiğince hani eğer ki deri altına yapılmak isteniyorsa, olabildiğince kısa uçlu iğneler tercih edilirse bu tarz problemlerin birçoğu da ortadan kalkacaktır. Şimdi eklemlerdeki şişmeler artrit dediğimiz bir rahatsızlığın göstergesi ve genelde mikrobik seyrediyor. Bunun içinde işte bir rahatsızlığa sebep olan bazı mikroplarımız var. Maalesef antibiyotik kullanmak gerekiyor. Bunun haricinde beslenme hataları olabiliyor. Onun haricinde altlık problemleri olabiliyor. Bunları doğru analizi yaptıktan sonra artık etken neyse, hani bazen basit bir antibiyotik, işte tilozin etken maddeli bir antibiyotik oradaki eklem problemini çok rahatlıkla ortadan kaldırabilecekken, bazen de işte yemlemede ya da altlıktaki bir problemi gidermek de oradaki problemi kaldırabiliyor. Hocam Mersin'den Eyüp abi yazmış. 15 günlük kuzu kas gerilmesi, kalkamıyor. Veteriner hekime gösterdim, vitamin eksikliği dedi. Bence delibaş gibi duruyor, tedavisi var mı? 15 günlük kuzu delibaş olur mu hocam? Yani genelde 3-4. Aylarda. Böceğin ömrü yetmiyor zaten hocam. Genelde. Hani yumurtadan larvadan çıkıp beyne yatması 15 gün. Evet, genelde 3-4. Aylarda, evet. Ama hani belki de hani olur ya, böyle bir hata yanılma payıdır, binde bir karşımıza çıkar. Öyle bile olsa dediğim gibi zaten parazit mücadelesi, eğer başlangıç aşamasında yakalarsan tedavi etme şansın var. Ama dediğim gibi ben pek 3 aydan önce karşımıza çıkabileceğini düşünmüyorum. Değil mi? Gene siz veteriner hekimine tekrar danışın. Artvin'den Emre Çelik yazmış. Sabah koyunları hangi şartlara göre meraya erken ya da geç bırakmalıyız demiş. Çiğ. Değil mi? Çiğ.
ve mümkünse evde biraz çöplendikten sonra gitse böyle. Ya illa çiğde salacağım diye ısrar ediyorsanız arkadaşlar, altyapı olarak bir şeyler verin hayvanlarınıza. He, bomboş değil de böyle bir evet. Evde biraz bir çöplensin, ondan sonra dışarı çıksın. Değil mi? Daha doğru olacaktır. Evet. Hocam sorulara bakmaya çalışıyorum. Güzel güzel de sorular var. Hocam şey de çok geliyor, çok fazla geliyor. Mesela mastitit durumları, malum biliyorsun şu an mastitten evvel şunu söylemek istiyorum hocam ben. Bahardayız tamam, mastit de gerçi çok çok önemli de. Şimdi şöyle bir durum var. Bizim yetiştiricilerimizin büyük bir çoğunluğu zaten kıştan yeni yeni çıkıyoruz. Baharın tam pik seviyede olduğu zaman bunların kimisi içeride doğurmuşken, yani işte meraya gitmeden evvel bir ay önce doğurmuş, 15 gün evvel doğurmuş ya da bir hafta evvel doğurmuş. Biz bu hayvanları meraya salıyoruz annelerini, kuzuları damda bırakıyoruz. Şimdi kuzu bu süreçte damdayken, ishal değilken, yani biz meraya götürüp getirdiğimizde ishalle gerçekleştiriyoruz. Bunun sebebi olmaması için neler yapılabilir? Yani bir oradaki meme hijyeni, daha önce de konuşmuştuk bu konuyu hatırlarsanız. Evet. Dışarıyı gezip geldikten sonra hani orada bir beklemiş durgun bir süt oluyor. İşte merada dolaşırken memesi sağa sola çiziliyor ediyor oradaki kanamalardan dolayı. Böyle çok mikro odaklar düzeyinde enfeksiyonlar şekillenebiliyor. Bir de sonuçta hani açık bir meme işte dışarıdaki etkenleri de alıyor. O yüzden ilk gelir gelmez hemen yavru o memeye yapıştığında o memenin etrafındaki etkenleri olsun. Orada beklemiş memenin içinde. Hani süt şöyle bir şey. Süt değerleri değiştiğinden dolayı hocam misal yapar mı? Şimdi kuru besliyorsunuz. Örnek veriyorum. Sallıyorum. İşte yağ oranı 10. İşte protein şu bilmem ne. Çünkü suya su ağırlıklı otluyorlar hocam şu mevsimsel gereğinde. Süt ishali dediğimiz denge bir mevzu vardır. Sütün içeriğindeki değişiklikler de hayvanlarımızda, yani bırakın sütün değişikliğini, sıcaklığı bile ishale sebep olabiliyor. Yani sütü sıcak yerine soğuk vermek veya çok sıcak vermek vesaire, bunlar da ishale sebep olabiliyor. Artı sütün işte yağlı olması, proteinin yüksek olması, yağının düşük olması vesaire, bunlar da ishale sebep olabiliyor. Ama bu tarz ishaller gıda ishaller olarak değerlendirebileceğimiz tedavisi çok daha basit ishaller oluyor. İşte bozuk bir memeden mastitli bir süt alıyorsa veya böyle ilk, şimdi süt memenin içinde bir miktar, böyle çok az bir miktar süt bekliyor zaten, var orada. Hı hı. Ve siz onu sağmaya başladıkça da meme bezlerinden üretim gerçekleşiyor. O ilk baştaki sütü hani mümkün olsa da şöyle bir yere salsak ve o taze taze üretilen sütü emmeye başlasa çok çok daha rahat ederiz. Ama işte şimdi 10 tane koyunda bunu yapmak kolay da. Muhtemelen tabii, ekranları başından hani bir 150-200 tane, 300 tane hayvanıma ben ne yapacağım çok diyen yetiştiricilerimiz var. Sağ hayvan bakan olabilir, olanlar şunu yapabilir. Sağdıktan sonra zaten koyun kuzusuna süt ayırdığı için kalan süte salarsınız. Kuzunuz yemiyorsa yani süte bağımlı en oluyor. En azından sağmalarda evet. Sağmadan sonra emiştirme daha kontrollü olur. Sağmadan sonra emiştirirseniz daha mantıklı olur. Hem o arada da dezenfekte oluyor hocam, memeler yıkanıyor vesaire öyle. Vesaire. Daha güzel olacaktır. Hocam Mücahit diye bir abimiz yazmış ama sonra diye bir şey eklemiş. Muhtemelen biz bir konuyu konuşurken hani onun üzerine bir şey yazmak istemiş ama aniden bir hastalık sonra demiş, koyunlarda aniden bir hastalık bulaşıcı oluyor. Ayaklarda hafiften toparlama ve karın şişliği oluyor ve koyun iştahsız yayılmıyor. Bazen ölümler olabiliyor demiş. Yani mide ve ayakla ilişkili açıkçası ilk ele alınabilecek konu asidozdur. Asidoz dediğimiz şey de fazla kesif yemin tüketimiyle midenin ekşimesi. Mide ekşimeye başlayınca midenin duvarı incelmeye başlıyor. Dolayısıyla buradan midenin içindeki işte bakteriler veya toksinler kana karışıyor. Kana karıştıktan sonra da en çok kılcal damarın olduğu ve en hassas yer tırnaklar. İlk orayı bozuluyor. O yüzden hayvanımız da mide ekşimeye başladığında topallık da onunla beraber seyrediyor. Karın şişliği demiş, iştahsız yayılmıyor, ölüyor.
karın şişliği dediğim gibi birazcık şey. Sindirim sisteminin çalışmaması. Sindirim sistemi problemiyle alakalı. Fatih Kırgöz. Hani işin içinde topallıkla da gidiyoruz. Anladım. Fatih Kırgöz kardeşim teşekkür ediyorum. İyi yayınlar demiş. Çok güzel soru cevap formatı demiş. Teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hocamla beraber. Şimdi hocam dediğimiz gibi süt dengeleriyle ve az önceki asitoz dediğimiz sistemle biz bunu uğraştık. Şunu sormak istiyorum. Aslında da bir yerde nasıl konuya gireyim? Çünkü yanlış anlaşılmasından da korkuyorum. Çünkü bunlar hep ya biz böyle bakıyoruz, bir şey olmuyor. Biz şunu yapıyoruz, bir şey olmuyor. Evet. Böyle yapıyoruz, bir şey olmuyor gibi cümleler kuruluyor da. Şimdi hocam herkesin kafasında şöyle bir algı var. Kuzu doğdu. Herkes bir 90 gün, 100 günde kesiyor. İşte ben şunu kullanıyorum, bunu vuruyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum gibi. İşte arada antibiyotik girenler gibi. İğneyle kuzu büyür mü? Ben öncelikle size bunu söyleyeyim. Yani vitamin, mineral gruplarıyla vesairelerle. Hani belki bazı hastalıkların önüne geçilebilir ama. Etlenir mi? İşte büyür mü? Yani bir kere cevabı. Tabii genetik altyapı olması lazım. Kuzu koçtan çıkar. İyi bir koçunuz varsa kuzunun büyüme şansı olur. Onun haricinde bakım beslemeyi iyi yapmak gerekir. Kaliteli yemlerle yapmak gerekir. Doğru ürünler seçmek gerekir. Bunun haricinde tabii ki de parazitler mücadele doğru bir şekilde yapılmalı. Eğer ki bizim elimizdeki kuzu herhangi bir kripto ishali geçirdiyse ve bağırsağın o fırçamsı yapısı bozulduysa siz ne verirseniz verin o ondan yeterince sindiremeyecektir. Hı hı. Hani fırçamsı yapıdan şunu anlayın. Şimdi şöyle bağırsağın içinde fırçalar var. Ve bunun her birinin yüzeyinden emilim gerçekleşiyor. Ama bizim işte geçirdiği hastalıktan dolayı fırçanın uzunluğu bu kadar değil de bu kadar kaldı. Bunun emebileceği besin değeriyle bunun emebileceği besin değeri aynı değil. Dolayısıyla o kuzuya siz ne verirseniz verin yeterince gelişemeyecektir. O yüzden bizim derdimiz burada hasta etmemek. Doğru. Gelişmesini istiyorsak hasta etmeyeceğiz. Bunun için de parazitler mücadelemizi, işte bir takım aşılamalarımızı düzgün yapacağız ve kaliteli bakım beslemeyi sağlayacağız. Bütün şartlar iyiyse hocam, kuzunun yemesine içmesine herhangi bir problem yoksa vurulabilir mi bu gibi şeyler? Yani vurmanın bir anlamı var mı? Ya her şeyin optimum olduğu noktada o hayvana herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Benim kanaatim. Olabildiğince doğal bakıp beslemek her zaman en idealidir. Yani illa bir vitamin vereyim kısmına zaten o sen kaliteli yem kullanıyorsan, kaliteli işte yem katkılar ilave ediyorsan zaten aynı şey değil mi? İhtiyacını karşılıyordur yani. Sentetik hani olarak ya da enjekte olarak vermenin çok da bir anlamı yok. Tabii ki. Şimdi sevgili izleyiciler buradan şunu da söyleyeyim. Yani bir hayvan genetiği kadar büyür zaten. Hani bakın, siz 50 kilo çuvalı 100 kilo yapamazsınız ki. Şimdi, elinizdeki ırk neyi gerektiriyorsa o noktaya gelecektir her şey. Şöyle bir şey doğruysa. Var. İğneli ormanında büyümez yani. Sindirim mide ve bağırsakta bir bizim vücudumuzun salgıladığı enzimler vardır. Onlar sayesinde olur. İkincisi ise oradaki faydalı bakteriler tarafından olur. Dolayısıyla bizim veya hayvanlarımızın midesinde ve bağırsaklarında ne kadar sağlıklı ve çeşitli probiyotik faydalı bakteri varsa o kadar kaliteli sindirim olur. Sindirim olursa gelişim olur. O yüzden vitamin yapmak yerine iğne şeklinde vitamin yapmak yerine oral yolla yani ağızdan işte yemine karıştırarak, suyuna karıştırarak sonuçta onlar aynı zamanda o bakterileri de güçlendirecek. Evet. Canlı maya koyun. Hiçbir şey bulamıyorsanız marketten toz, evet, hamur mayası alın aynen. Koyun. Ben hep söylerim bunu yani. Yemine, suyuna, direkt ağzına içirin. Çünkü koku yapar. O kokudan evet. Dolayı hayvan alışık değilse yemek istemeyebilir. Evet. O tarz durumlarda. Hocam Çankırı'dan Bahri Seçen, koçlarımda demiş kaşıntı ve tüy dökülmesi var. Veterineri danışarak ivermetkin etken maddeleri ve mantar tedavisi uyguladım. Geçmedi. Koçun vücudu egzama gibi oldu. Yardımcı olursan sevinirim demiş.
Yani benzer bir vakayla geçtiğimiz yıllarda karşılaşmıştım. En doğru sonucu mikroskop altında etkeni teşhis ederek bulabildik. Ve bizim o günkü karşılaştığımız vakada sırttan püskürtme şeklinde uyguladık ilacı. Diazinon etken maddeliydi. Onunla sonuç almıştık ama bu işte sırtta kaşınıyor, tüyü dökülüyor. İlla bu ilaç değil. Orada teşhis edip hani çünkü uyuz dediğinizde tek bir çeşidi yok. Onun da alt dalları var. Hangi uyuz olduğunu tespit ettikten sonra eğer ki yapağı uyuzuysa dediğim ilaçla da çözüm elde edecekler. Şu da olabilir. Belki hani hocam orada kendi veteriner hekimi işte o uygulamış olduğu şeyde saymıştı ki hocam. İşte larva süreleri, ara süreler, tabii. İşte şu kadar rapelle gitmemiz lazım ya da şunu yapmamız lazım. Hani bir kere vurup geçeceğini de yazsaydın en azından nasıl uyguladığını. Daha doğru yani hatırlatma dozları. Hatta daha ileri vakalarsa daha biraz daha hocam dediği gibi kısa sürelerde sık sık ya da tabii. Dozajda sık sık gibi uygulama yaparsanız. Hiçbir teşhis şansınız yoksa haftada bir yapabilirsiniz. 2-3 uygulama. Hocam bu soruyu da yanıtlayalım. Ufak ufak içeriden de söylüyorlar. Programın sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Olmazsa olmazımız her programımızın sorusu cırtlak tedavimiz var mı? Cırtlak tedavimiz maalesef ki çok fazla yok. Sebebi de şundan dolayı. Daha önceki yayınlarımızda da bahsetmiştim. Biz kitaplardan okurken cırtlağın tek bir etkenden, tek bir bakteriden kaynaklandığını öğreniyorduk, biliyorduk. Ama yapılan analizler neticesinde işte çiftliklerde bulunan hayvanların cırtlaklarından örnekler alıp laboratuvarda teşhis ediliyor ve yanlış hatırlamıyorsam 22-23 çeşit bakteri ürüyor. Dolayısıyla bunu da tedavi etmek yani 23 tane bakteriyle savaşmak çok kolay değil. Ama bunlardan elde edilen bölgesel aşılar oluyor. Bu aşılarla birkaç yıl inatçı bir şekilde düzenli yapılacak uygulamalar orada cırtlağı bitirecektir diye düşünüyorum. Şimdi hocam aslında bir yerde de bütün gecenin toparlayıcı cümlesi olsun diye bu soruyu da tabii soruyorum. Tabii. Oradan da ufak ufak programı kapatırız. İzmir Bergama'dan yazmış. Kuzularda aslında kuzu sürecinden hayatına kadar yani kuzunun koyunun olup ya da koç olup hayatının son devresine kadar deli başla nasıl mücadele edilir hocam? Hem böyle programı kapatmak adına olsun hem kısa özellikle mereye çıkım dönemlerinde olmak kaydıyla yılda en az 3 kez hem koyunu hem de kendi sürünüzdeki köpekleri en azından uygun yani praziquantel etken maddeli ilaçlarla ilaçlamak. Bunu mümkünse sürü bazında hatta köy bazında, ilçe bazında organize olunabiliyorsa çok çok daha etkili olacaktır. Çünkü benim sürüm tamam ben ilaçladım, meraya çıkardım ama benim komşum işte komşu köyün sürüsü ilaçlanmadıysa o mera hala batık bir şekilde devam edecektir. Dolayısıyla burada yapılacak en güzel uygulamalar hani düzenli, yılda en az 3-4 uygulama. Hocam az önce sormuştum ya koçlarla alakalı Çankırı'dan. Bahri Seçen'in ivermektin tedavisini 15 günde bir 3 defa yaptım demiş. Bu hafta koçları kırkıp yıkayacağım demiş. Yani farklı bir uyuz etkeni olabilir. O yüzden hani ivermektin uyuzların birçoğuna etkirken özellikle yapağı uyuzunda çok da etkili değil. Çünkü o zaten yapağdan besleniyor. Deriyle, kanla çok bir işi olmuyor. Ama yapağı daha dipten kestiği için de sanki böyle deri çıplakmış gibi bir görüntü oluşuyor. Dolayısıyla hani öyle bir durumda işte kırkıp daldırma veya püskürtme şeklinde bir ilaç uygularsa ve bunu da birer hafta arayla birkaç kez yaparsa başarılı olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan sevgili izleyicilere şöyle de bir programın sonuna giderken de hani bazen yetiştiricilerimiz traktörün arkasında ilaçlama yapıyorlar bazen sırt
pompaları diyelim artık, evet, onların motorlusu ve manuelleri olmak üzere. Buradan sevgili izleyicilere ben küçük bir şey söyleyeyim, ya da işletmelerinde yapmak isterlerse. Bu ilaçlama makineleri var traktörlerin arkalarında. Onların küçük küçük hazneleri var, böyle suyun çıktığı. Onu böyle işletmenizin kör noktası kalmayacak şekilde dizerseniz, bu su pneumatik malzeme derler genelde, onlarla beraber dışarıya da, örnek veriyorum, bu bir 500 kiloluk olabilir, bir 100 kiloluk olabilir veya neyse artık işletmenizin büyüklüğüne, bu kolay hesaplanabilir. Böyle bir aparatla ve dışarıdan hidrofor deriz bir sistemle kurduğunuzda, siz hidrofor çalıştığınızda aynı anda bütün işletmenizi, işte banyo ilacı yapabilirsiniz, pit bir mücadelesi yapabilirsiniz, çok sıcaklarda serinletebilirsiniz, yani dezenfekte edebilirsiniz çiftliğinizi. Bu kolay bir sistem. Zaten çiftliğiniz, damınız mevcut yerde duracağı için, hani bazen bizim insanımıza şey çok zor gelir hocam, işte sırtına takıyorsun, buraların kan tutuyor, kan topluyor falan, ya da traktörü olan var olmayan var ama, aynen, böyle çok ucuz da bir sistem, daha kolay bulunabiliyor. Bunu yaparsanız da en azından, hani biz bazen çoğu hastalıklar, hocamın da bahsettiği gibi, hastalıkların en azından önemli belirli bir bölümü parazitler mücadeleyle geldiği için, bunları az da olsa veya çok da olsa önüne geçebilirsiniz. Daha kolay olacaktır. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum. Parazite işledik bu hafta. Son söylemek istediğiniz buradan yetiştiricilerimize. Yani son olarak, işte malumunuz artık mübarek Ramazan ayının da sonuna yaklaşıyoruz. Ben tüm izleyicilerimizin buradan Ramazan bayramlarını kutluyorum. Bir yetiştirici olarak da kendilerinden ricam, tabii ki 2 ay, 2,5 ay sonra da arkasından hemen Kurban Bayramı geliyor. Evet. Dolayısıyla hani burada 1,5-2 saate yakın parazitler ilaçlamadan konuştuk ama bu hayvanlar işte 2-2,5 ay sonra da işte tüm halkımız tarafından kurban maksatlı kesime gidecek. O yüzden hani kullanılacak ilaçların etten arınma süresini de dikkate alarak, çünkü evet, birçok yetiştiricimiz için önemli bir kazanç kaynağı kurbanlık hayvan satışı. Dolayısıyla her biri kurbanlıklarını ayırmıştır, onları ayrı bir bölmede bakım beslemesine itinayla yapıyorlardır. Buradaki yapılacak parazitler mücadelede de İlaçların etten arınma süresine dikkat ederek mümkünse Kurban Bayramı'nı geçmeyecek şekilde, hatta daha kısa sürede arınabiliyorsa daha kısa süreli ilaçlar kullanarak bizlere ve tüm halkımıza ilaçsız et tükettirirlerse memnun oluruz. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta parazitleri küçük başta ne gibi bize zararları var, tedavi edersek ya da bu parazitlerin hayvan vücuduna gelmezse bize ne gibi artları var, bunu hocamla beraber işlemeye çalıştık. Arada sorularınıza cevap vermeye çalıştık. Hocamın da dediği gibi önümüzde bir Ramazan bayramı var. Hepinize iyi bayramlar diyorum. Benden yaşça büyüklerin ellerinden öpüyorum. Kendi işlerime iyi bayramlar diyorum. Küçüklerin de gözlerinden öpüyorum. İyi bayramlar geçirmenizi dileğiyle diyorum. Bir Küçük Baş Saati programı sonuna geldik. Lütfen bizi izlemeye devam edin. İdeal Koyun Konsantre Küçük Baş Saati'ni sundu.